Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah izin verirse Nur suresinin 58. ayetinden başlayacağız. Ve yani ayetler uzun uzun görünmekle beraber üzerinde konuşup anlatacağım çok ayrıntılı konular değil. O yüzden sonuna kadar gitmeye çalışacağız ve nasip olursa inşallah bugün Nur suresini bitireceğiz. Ben 58. ayetin üzerinde konuşmaya başlamadan önceki bir iki ayetin hızlıca mealini hatırlatayım ki konunun bağlantısı zihinlerimizde tazelenmiş olsun. Şimdi ...55. ayetten başlayalım mealini vermeye. Bismillah. Va'adallahu allazina amenu minkum ve amilus salihat. Allah sizin içinizden iman edip salih ameller işleyenlere bir söz verdi. Leyestahlifennahum fil ard. Onları yeryüzünde yerleştirecek. Yeryüzünü onlara bırakacak. Kemestahlifellezine min kablihim. Onlardan öncekilere aynen yeryüzüne yerleştirip onlara imkan, güç verdiği gibi وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ve onlardan razı olduğu dini onlar için yerleştirecek. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا onların içinde bulundukları korku durumunu değiştirip onların korku durumunu emniyete dönüştürecek. Öyleyse Allah'ın bu sözünün yerine gelmesi için yani Allah'ın bize verdiği söz şartlı bir söz. Şu şartı yaparsak Ya'buduneni bana kulluk ederler ve la yuşrikune bi şey'en o iman edip salih amel işleyenler bana kulluk ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Ve men kefere ba'de zalike kim bundan sonra nankörlük ederse veya küfranlık kafirlik ederse fe ulake humul fasikun işte onlar yoldan çıkanlardır. Öyleyse ey müminler bir kez daha hatırlamak lazım ki ve akimus salate ve atuz zeka namazı kılın, zekatı verin, وَاطِعُوا الرَّسُولَ ve Rasule itaat edin, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ eğer bunları yaparsanız, yani namazı kılar, zekatı verirseniz, daha önceki derslerimizden, kendi genel kültürünüzden biliyorsunuz zaten, namazı biz, İslam dininde bedenle yerine getirilebilecek bütün ibadetlerin bir sembolü olarak kullanırız. Öyle anlarız. Zekatı da malla yapılabilecek bütün ibadetlerin bir simgesi gibi kullanırız. Veya namazı bireysel sorumlulukların yerine getirmesi diye değerlendirir. Zekatı toplumsal sorumlulukların yerine getirmesi diye değerlendiririz. İki türlü de düşünebilirsiniz. Yani hem bedenle hem malla yapılabilecek her tür ibadet yani can ve malla Allah'a kulluk edin. Veya hem bireysel hem toplumsal yaşamınızda Allah'a kulluk edin. وَاَطِيُ الرَّسُولَ bunun yolu da şuradan geçiyor. Sanki böyle bağlamak bana daha uygun geldi. Rasule itaat edin. Rasule itaat edin özel bir emir değil. O namazı da, zekatı da, ahlakı da, muamelatı da kapsayan bir Müslümanın hayatındaki bağlayıcı tek ilke. Yani biz ona itaat ederiz. Ve ona itaat ettiğimizden dolayı hem bireysel hem toplumsal tüm yaşantımızı Allah'a kullukla geçiririz. Ve şununla bitiriyoruz. La tahsebennellezine keferu mucizine fil arz. Allah'a karşı isyanda bulunan o kafirlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Yani sakın ha bir şüpheye kapılma. Allah'ın sana verdiği bu söz gerçekleşecektir. Kafirler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler. Onların hem sayısal çoklukları hem mali güçlerinin çoklukları hem teknolojik güçlerinin çoklukları, yani sizi korkutabilecek olan güçlerinin çokluğu ne olursa olsun, unutmayın ki onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacaklardır. Çok ilginçtir aslında bu, ben buraya dönmek niyetinde değildim, 58'den anlatacaktım ama, yani hakikaten çok ilginç bir durumdur buradaki. Müslümanlarla, Müslümanları engellemeye çalışan kafirler arasında bir çatışma, bir savaş yaşanıyor. Allah'a kul olanlarla, Allah'a kulluk etmeye çalışanlarla, Allah'tan başkasına kulluk edenlerin arasında bir mücadele yaşanıyor.
Bu mücadelenin bir tarafında Müslümanlar var. O günkü şartlarda Müslümanlar sayısal olarak veya maddi imkan olarak çok güçlü gözükmüyorlar. Öbür tarafta Allah'tan başkalarına kulluk edenler var. O günkü şartlarda sayıları oldukça fazla görünüyor ve mali imkanları, maddi imkanları çok görünüyor. İşin ilginç tarafı bunlar tarih boyunca da aşağı yukarı hep böyle devam etti geldi. Yani her zaman sayısal çoklukları ve maddi imkanları oldu. Evet, istisna zamanlarımız oldu. Müslümanların da sayısının çok olduğu, Müslümanların da maddi imkanlarının çok olduğu zamanlar oldu. Ama ben bir şey en azından araştırmanızı tavsiye edebilirim. Mesela Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemlerde bile girdiği savaşlarda karşı tarafta asker sayısı bizim asker sayımızdan fazla olmuştur. En güçlü dönemimizde bile sayımız hiçbir zaman onların sayısını yakalamadı. Sadece kale kuşatması gibi küçük bir hedefin etrafına büyük bir orduyla indiğimiz dönemler hariç karşı karşıya geldiğimiz her defasında onların imkanları bizden fazla oldu ve sonuç her zaman farklı oldu. Şimdi durum böyle olurken Allah şöyle demiyor, bakın ayete dikkat edin. Sen kafirlerin yeryüzünde sizi aciz bırakabileceklerini zannetme demiyor. Kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme diyor. Burada herhalde şu ayeti hatırlamamız gerekiyor. Eğer Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Ama Allah sizi yardımsız bırakırsa kim size yardım edebilecek ayetini hatırlayın. Biz gerçekten Allah'a kulluk ettiğimizde, Allah'ın istediği gibi Müslümanlar olduğumuzda aslında bizimle mücadele edenler karşılarındaki güç olarak bizi değil, Allah'ı buluyorlar. Bu harika bir moral gücüdür, harika bir kalp gücüdür aslında. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ Ve onların varıp gidecekleri, dönecekleri yer ateştir. وَنَبِئْسَ الْمَصِيرِ O ne kötü dönüş yeridir. İşin burasına gelince, yani ayetin 58. ayete geldiğimizde yeniden Nur suresinin ana konusuna dönmüş oluyoruz. Neydi ana konumuz? Aileyle ilgili ve toplumla ilgili düzenlemeler yapılan bir sureydi bu. Buradan sonuna kadar aile içerisindeki mahremiyete dikkat etmemizle ilgili bir uyarı gelecek. Sonra yemek yememiz ve birilerinin evine girip çıkmamızla ilgili bir düzenleme gelecek. Ve en sonunda Müslümanları ilgilendiren toplumsal bir işte bireysel sorumluluğumuzun ne olduğunu, bu cümleyi bir daha söyleyeyim, hatırlarsam bunun üzerinden bina etmeye çalışacağım konuşmayı. Müslümanları ilgilendiren toplumsal bir işte bireysel sorumluluğumuzun ya da bireysel duruşumuzun ne olması gerektiğini anlatan bir ayet gelecek. O uyarıyla beraber Nur suresi inşallah bitecek. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bunu hatırlamak lazım. Bu nedir? Allah iman edenlerin hayatıyla ilgili bir düzenleme yapıyor. Bir iman geliyor, bir düşünce geliyor. Bu imanın yaşandığı bir ev olması gerekiyor. Nur ayetini hatırladınız inşallah. Nur ayetini anlatırken Allah Nur ayetinin sonunda bu lamba nerede yanıyordu? Hatırladınız değil mi? Fi buyutin, evlerde yanıyordu. Ezinallahu en turfa'a, Allah'ın orada yükseltilmesine izin verdiği evlerde. Bir kere bir Müslüman inancı şöyle bir şey değildir. Yani İslam inancı kitaplarda yazılmış, şiirlerde terennüm edilmiş, şarkılarda dile getirilmiş, efendim marşlarla söylenmiş, konferans salonlarında konuşulmuş, sohbet halkalarında dile getirilmiş, ders halkalarında tedrisatı yapılmış bir iman değildir. Daha doğrusu bu aşamada kaldığı sürece bir işe yaramayacaktır. İman, İslam inancı maalesef ki kitaplarda kaldığı sürece çok da cazip olmuyor. Bakın biz mesela bunu sürekli kendi kendimize bir bahane olarak kullanıyoruz. Ya bizim dinimiz harika. Ve sürekli bir şey söylüyoruz. Ya bize bakarak dinimizi ölçmeyin. Bize bakarsanız tabii ki yanlış anlaşılır. Bizim kitaplarımıza bakın. Yani çok garip bir şey sonra ortaya çıkacak. Kitaplarda anlatılsın diye mi indirildi bu din? Kitapta durduğu zaman güzel duruyor.
kitapta durduğu zaman güzel duruyor. Bunu söylemek zorundayız. Biz diyeceğiz ki bakın İslam dini harika bir dindir. İnsanı dünyada ve ahirette mutlu edecek olan tek sistemdir. Müslüman, İslam dinine uyan bir Müslüman, iç huzurunu yakalamış bir insandır. Aile mutluluğunu yakalamış bir insandır. Toplumsal huzurunu yakalamış bir toplumdur. Nasıl? İşte bak biz öyleyiz. Demediğimiz sürece kitaplarımızdakini okutmakla insanları etkileme imkanımız olmayacak. Bunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki İslam dini yeryüzüne dini anlatan vaizler veya kitaplar yazan alimler eliyle yayılmamıştır. İslam dini dünyaya böyle yayılmadı. Bizim alim yetiştirme merakımız, alim yetiştirme sevdamız sadece Müslüman toplumun daha iyi bir toplum olmasını sağlamak, onlara iyi önderler bulmak içindir. Yeryüzünde İslam'ın yayılmasını sağlayanlar, kitaplar yazan alimler veya konuşan vaizler olmadı tarih boyunca. Tarih boyunca İslam dininin yayılmasını sağlayanlar, ülkeler arası ticaret yapan tüccarlarımız, gidip bir yerlere yerleşen yerleşmeci insanlarımız veya komşuluk yapan insanlarımız, yani hep sıradan insanlar İslam dininin yayılmasını sağladılar. Sıradan insanlar. Niye? Çünkü sıradan insanın yaşamında bir din güzelliği gördüler. Şimdi burada da bir kez daha söyleyeyim. Bu iman bir evde canlanması gerekiyor. İmanın canlanacağı evden bir kare şu anda. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Liyestedinkumüllezine meleket eymanukum. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَحَيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعَشَى ثَلَاثَ atladık mı? ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köleler, cariyeler, bugün için karşılığı çok fazla yok. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki Müslüman ülkelerin bir tanesinde kölelik sistemi var mı bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla işleyen bir ülke çok fazla yok. Ama İslam dünyasını benden daha iyi tanıyan birçok insanımız var. Eğer bir yerlerde varsa onu bilmiyorum. Evlerinizde, elinizin altında bulunmakta olan köleler ve cariyeler. Eğer karşılığı yoksa şöyle yorumlamış alimlerimiz. Evinizde yatıp kalkan, sürekli evinizde bulunan ve evinizin her işini gören hizmetçiler. Böyle yorumlamışlar. Ama bir gerçek var. Hizmetçi eşittir köle ya da cariye değildir. Köle ve cariye hukuku hizmetçiye uygulanamaz. Bu bizim sadece bu ayetten ilham alarak söylediğimiz bir sözdür. Bu ayetin bu kısmının karşılığı hizmetçiler değildir. Hizmetçi, onun karşılığı Arap ifadesiyle ecir dediğimiz ücretle çalıştırılan kişidir. Ve bunun hukuku farklıdır. Adam özgürdür her şeyden önce. Senin evini terk edip gitme hakkına sahiptir. İşini beğenmediyse terk edip gidebilir. Kölenin ve cariyenin ise böyle bir hukuku yoktur. O bambaşka bir hukuktur. Öyle olunca köle ve cariye geçen her ayeti hemen hizmetçi diye yorumlayıp çağdaşlaştırdığınız zaman çok da yerine oturtmuş olmazsınız. Sadece bir ilham yoluyla, bir işaret yoluyla evimizde sürekli bulunmakta olan hizmetçiler, orada yatıp kalkan hizmetçiler de buna dahildir diyen alimlerimiz olmuş. Evinizdeki sürekliler, köleler ve cariyeler ve henüz ergenlik çağına gelmemiş çocuklarınız şu üç vakitte yanınıza girecekleri zaman izin istesinler, odanıza izinsiz girmesinler. Sabah namazından önce, öğleyin üzerinizdeki kıyafetleri çıkarttığınız saatte ve yatsı namazından sonra. Ebeveyn odası denilen bir odanın mahremiyeti olur Müslüman evinde. Her oda herkese açıktır. Bu ev bütün evin, evimizin ortak evidir. Herkes her tarafa destursuz dalabilir diye bir, öyle bir evimiz yok. Bizim evimizde mahremiyet sınırları korunur. Ve benim anladığım kadarıyla bu mahremiyet sınırlarının korunması her şeyden önce evdeki ciddiyetin korunmasını sağlar. Ciddiyetten sözünü ettiğim şey asık suratlı somurtkan insanlar topluluğu değil. İlişkilerin ciddiyetini korumaktan, ilişkilerin zedelenmesinin önüne geçmekten bahsediyoruz.
Şimdi üç vakitten bahsetti. Bu üç vakit aslında şöyle kabul etmek gerekiyor ki ayetin indiği toplumla ilgili bir değerlendirme bu. Yani o toplumda sabah namazdan önce zaten anlaşılıyor. Yani yatıyoruz ya sabah namazdan önce. Niye sabah namazından sonra değil de sabah namazından önce? Şimdi bu ayetten sanki işaret yoluyla şöyle bir şey çıkıyor mu? Ben bilmiyorum da yani aklıma geldi. Gerçekten çıkar mı şöyle bir şey? Sabah namazından sonra zaten dışarıda olurlar. Zaten odasında değildir. Camiye gitmiyorsa bile namazı öteki odada kılıyordur. Çok kötü bir yorum oldu, neyse. Yani ortalama bir Müslümanın, iyi bir Müslümanın namazın camide kılması istenir, beklenir. Adam zaten odasından çıkmış olacak. Hanımefendi de camiye ya gitmiş olacak. Böyle bir yerde anlatırken böyle kız öğrencilerim çok tuhaf baktılar. Hanımlar da yani hanımefendi de camiye ya gitmiş olacak veya namazını kılmış evin işlerine başlamış olacak. Bunu nasıl yani dedi sabah namazına camiye mi biz nasıl gideceğiz falan diye. Ne hikmetse camiye gitme emri sadece erkekler üzerinden anlaşılan bir emirdir. Bunun oysa Hazreti Peygamber'in hayatında ve dört halife döneminde karşılığı böyle değildir. Resulullah Aleyhisselam döneminde sabah namazı dahil olmak üzere hanımlar beş vakit namazı camide kılabildiklerini hepiniz genel kültür olarak biliyorsunuz yani. Bununla ilgili birçok rivayetimiz var elimizde. Neyse vazgeçtik hanımlardan. Erkek camiye gitmişse bile öbürleri evde kılmışlardır. Sonra sabah namazından sonra ayaktadırlar. Sanki böyle bir işaret var. Sabah namazından önce. Bunun toplumu moplumu yok. Her yerde geçerli bir davranış bu. Öğlen saatlerinden bahsediliyor. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde de Arap toplumunda öğlenleri uykuya yatmak diye bir adet var. Bunun adı neydi? Kaylule denilen bir uygulamaları var. Herhalde bu bazı Akdeniz ülkelerinde veya Amerika'nın bazı ülkelerinde falan da bu siesta adı altında sürdürülen bir uygulama. Ama bizim toplumda benim bildiğim kadarıyla bunun bir uygulaması yok. Veya soğuk toplumlarda da bunun bir karşılığı yok. Havanın çok sıcak olduğu toplumlarda öğlen saatinde yani havanın o en sıcak olduğu saatlerde insanlar odalarına çekiyorlar, dinleniyorlarmış. Dinlenirken de üzerlerini çıkartıyorlar. Bir de unutmayalım arkadaşlar ebeveyn odasından bahsediyoruz. Yani karı kocanın odasından bahsediyoruz. Karı koca odalarındaysalar eğer halvet halindeyseler aile hayatının getirdiği bütün helallere hak sahibidirler. Bu da o odanın dokunulmazlığını iki kat artırıyor. Yani sadece kıyafetin çıkartılmış olmasından doğan bir yanlışlık değil ya da görüntü problemi değil. Aynı zamanda evli bir çiftin yalnız olmasından kaynaklanan ikinci bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Üçüncüsü yatsı namazından sonra. Bu üç saatte evdeki çocuklar da odaya girmeden önce izin istemelilermiş. Annemizin babamızın odasıymış diye dalıp gitmemelilermiş. Bu eğitim çocuklara verilmesi gerekiyormuş. Benim buradan anladığım ikinci bir şey de şu olmalı. Yani şöyle yapmamak gerekiyor. Bakın bu ayetin anlamı budur demiyorum. Anladığım kadarıyla. Şöyle yapmak iyi gibi. O saatte anne baba odasındaysa eğer, odasında değilse yapacak bir şey yok. Zaten boş odada ne yapacağız yani? Odasında ise eğer, kıyafetleri düzgün bile olsa, affınıza sığınarak söylüyorum. Aralarında bir ailevi münasebet hali falan da yoksa bile, oturmuş sohbet ediyorlar bile olsa, çocuklarının izin almayı öğrenmeleri için o kapıyı kapalı tutmak bence gerekli yani. O kapı yarım açık durursa çocuk izin almayı bir türlü öğrenmez. Öğrenmekte zorlanır. Kapı kapalı olduğunda çocuk için bir mesaj veriliyordur. Bu kapının arkası sana yasak mesajı verilir. İlle ki içeride bir aile ilişkisinin olması gerekmiyor. Ayetin bize söylediği şey bu. Çocuklar izin istemeyi öğrenmeliler. Bunun bir başka yansıması şu olur. Anne babaya da Allah Teala sanki şöyle işaret yoluyla bir uyarıda bulunur. Siz de odanızdan çıktığınızda içerideki nasıl olsa oğlumdur. Nasıl olsa kızımdır diye kıyafetinize dikkat etmeden dalıp çıkmayın.
Yani oğlunuz kızınız da olsa bütün mesele sadece bakmanın haramlığı meselesi değil, ilişkinin saygınlığının korunması meselesidir aynı zamanda. Üzerinde çok affedersiniz çok küçük bir iç çamaşırıyla evde dolaşan bir baba profili çocuğun zihnindeki babaya zarar verebilir. Bunlar hukuk kuralları değil. Bunlar daha yüksek bir ilişki düzeyini sağlamak için tavsiye edilebilecek uygulamalar. Şöyle dolaşırsa haramdır. Öyle bir şey demiyoruz zaten. Ama bu ayetlerin işaret yoluyla verdiği şeylerden bir tanesinin bu olduğunu anlıyorum. Bana öyle geliyor en azından. Bu üç vakitte yani anne ve babanın odasında olduğu saatlerde çocukların izin istemesini öğreteceğiz. Çocuklar izin alacaklar, öyle girecekler. Ve böylece çocukluktan başlayan bir eğitimle geri döneceğiz. Geri dönelim. Nur suresinin 27. ayeti 28-29. ayetlerine geri dönelim. Zaten büyüdükten sonra herkesin odasına ve herkesin evine girerken izin isteme adabını bilecekler. Böylece her Müslümanın özel yaşamının saygınlığı diye bir anlayış kafamıza yerleşecek. Her Müslümanın özel yaşamının saygınlığı varsa odaya bırakın destursuz dalmayı, kulak misafiri olmak gibi bir ahlaksızlık da yapmayacağız. Göz hırsızlığı gibi bir ahlaksızlık da yapmayacağız. Veya dışarıda kötü görüntülere gözümüzü dikip bakmak gibi ahlaksızlığımız da olmayacak. Evde başlayan bir eğitim bu ya. İnsanların mahremiyetine saygı göstermeyenler biraz daha büyüyünce çocuk genç çağına geldiğinde okuldaki öğrencilerimize görüyoruz. Arkadaşının çantasını rahatlıkla karıştırabilme serbestiyetini kazanıyor. Gittiği evde bir yerde oturuyorsa eğer koltuğun yanında otururken gayri ihtiyari kötü niyetle değildir inşallah büyük bir ihtimalle ama yani koltuğun yanındaki dolabın kapağını da açıp içine bakma rahatlığını yaşayabiliyor. Hırsız mı? Değil, kesinlikle değil. Dostunun evine gelmiş ama özel hayatın mahremiyeti konusundaki bir eğitim sorunundan kaynaklanarak hafif davranışlar yapılıyor. Oysa bir Müslüman birinin evine gittiğinde ev halkına emniyet telkin eden insandır. Evine misafir geldiğinde herhangi bir yerinin karıştırılmayacağından dolayı da huzur içerisinde olan bir insandır. İlişkilerimiz güven esasına kurulur. Güven esasının kurulabilmesi için de küçüklükten başlayan bir eğitim var. Hep küçük kalmayacaklar. Sonra leysa aleykum ve la aleyhim cunahun ba'dehunne. Bu 3 saatin dışında odanıza girip çıkabilirler. Bu 3 saatin dışında ebeveynlerin odasına çocuklar izinsiz girip çıkabilir. Hangi çocuklar? Henüz ergenlik çağına gelmemiş çocuklar. Bu eve bir düzen daha getiriyor. Yani diyor ki anneye babaya, bakın bu 3 saatin dışında odanızda kendinize dikkat edin. Yani siz odanızmış diye kafanıza göre 24 saat darmadağınık bir halde olamazsınız. Nasıl olsa benim helalimdir diye yani kafanıza göre takılmayacaksınız. Bir ev halkı ortamını korumanız gerekiyor. O evin bir saygınlığı, bir ciddiyeti olması lazım. Bunun dışındakilerde günah yoktur. Tavvafuna aleykum ba'dukum ala ba'z. Bunlar evin içerisinde dolaşıp duran ev halkıdır. Birbirinizdensiniz. Her zaman birbirinizden sakınamazsınız. Çocuklara böyle bir terbiye verilecek. Köle ve cariye meselesinde çok durmadım. Çünkü bizim toplumda en azından karşılığı yok. Kezalike yubeyinullahu lekumul ayat vallahu alimun hakim. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar ki Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibi olandır. Bu sık sık karşımıza geliyor demiştik bir daha diyelim. İlim ve hikmet birbirinden ayrılmaması gereken iki tane özelliktir. Tarif ederken ilimle hikmeti öyle tarif ediyoruz ki sanki ilim eşittir hikmet, hikmet eşittir ilimmiş gibi çıkıyor. Oysa bu ikisinin arasında ciddi bir fark olduğunu Allah ikisini de kendisine sıfat olarak aldığı için görüyoruz. İlim kolaydır benim anladığım kadarıyla. İlim kolaydır. Birazcık çalışmakla elde edilebilir. Kitap okumakla elde edilebilir, derse gitmekle elde edilebilir, ezber yapmakla elde edilebilir. İlim mümkündür. Ama hikmet Allah'ın özel bir lütfudur. Allah dilediğine lütfeder diye bir ayet var, doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'in genelinden bildiğimize göre de Allah sebepsiz yere lütfetmez kimseye. Allah'ın her lütfunun bir sebebi vardır.
Yani hani tasavvuf erbabının güzel bir sözü vardır ya, hidayetle ilgili olarak söylerler. Aramakla bulunmaz. Ama bulanlar ancak arayanlardır. Arayanların içerisinden bulanlar çıkar. Evet, her arayana nasip olmayabilir. Arama konusunda yeterli olmamış olabilir. Denk gelmemiş, nasibi o kadar olabilir. Der ki İbn-i Kayyım Allah rahmet etsin, fehim gibi, hikmet gibi bir takım maddelerde anlatırken, bunlar da diyor Allah'ın insanlara verdiği nasipler farklı farklı derecelerdedir. Herkese eşit vermez. Ki böylece insanlar arasındaki yaşam sürer yani. İnsanların birbirine ihtiyacı böylece karşılanır. İlimle hikmet birleşmezse sadece bilgi bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi Allah bir bilgi sahibi, yani yukarıda bir emir verdi. Diyor ki bak bu emri öğrendin. Bu benim çıkarımım olsun. Sanki diyor ki, sanki diyor ki dersek haddimizi aşmış olacağız. Sanki diyor ki Allah, bak yukarıda sana bir emir verdim. Yukarıda bir düzenleme yaptım. Bunun ilmini aldın, tamam mı? Artık ilim geldi eline. Bunu biliyorsun. Yap da hikmetini bir gör bakalım. Yap da hikmetini gör. Hikmetinin ne olduğunu yapınca anlayacaksın. Çünkü biliyorsunuz hikmet amelle ilgili bir şeydir. Yapmadan oturup ya ne var bunda diye teorik tartışmalar yaptığınız zaman konu ortaya çıkmıyor. Sanki Allah der gibi yap bakalım ya. Bak ondan sonra göreceksin hikmetin ne olduğunu. Yaşayarak anlayacaksın ya. Bazı şeyleri gerçekten yaşamadan anlatma şansınız yoktur ya. وَاِذَا بَلَغَ الْاَتْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ Bu çocuklar büyüyüp de, çocuklarınız büyüyüp de ergenlik çağına geldiklerinde فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَسْتَذَنَهَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden önceki büyükler nasıl izin istiyorlarsa öylece izin istesinler. Yani 27. 28. ayetlere geri döndük. Çocuklar büyüdükten sonra yetişkin biri birey oldular. Artık kimin odasına giriyorlarsa, yani bir Müslüman odası evinde böyle olmaz mı? Ebeveyn odası diye bir oda vardır. Yani kafamızda 200 metrekare bir daire canlandırmamız gerekmiyor. Sadece metrekaresi kaç olursa olsun bölümlendirilmesi fazla bir ev gelmesi gerekiyor. Bölüm sayısı fazla yani. Ebeveynine ait bir oda var. Büyük kız çocukları ve erkek çocukları varsa kızların odası var, erkeklerin odası var. Eğer evde yaşlı bir dede, nene gibi insanlar yaşıyorlarsa onlar için de ayrılmış bir oda var. Ev halkında herkese bir özel hayat yaşayacakları alan ayrılmış. Şimdi çocuklar büyüdükten sonra babasının odasına girerken de izin isteyecek, annesinin odasına girerken de izin isteyecek, kız kardeşinin odasına girerken de izin isteyecek, erkek kardeşinin odasına girerken de izin isteyecek. İşin kötü tarafı, böyle toplumdaki dikkat düştükten sonra kızın odasına girerken izin istemeyi anlayışla karşılayabiliyoruz. Yani çünkü bizde kızın bedeni daha mahrem, daha kutsal. Erkeğin odasına girerken rahat dalabilme hakkı geliyor kendisinde. Öyle ki hele ki çocuklarımız büyüdükten sonra yani baskın yapan polis edasında odasına dalamazsınız. Ne yapıyor lan acaba falan diye böyle aniden dalıp suçüstü pozisyonu yakalayıp bari yanınızda bir de kamera bulundurun. Onu delillendirmiş olursunuz ya. Çocuklarımız erginlikten sonra yetişkinlik döneme geldiğinde özgür birer insan oldular yani. Evet annesine babasına karşı hala sorumlu devam ediyor. Ve benim de onlara karşı hala sorumlu devam ediyor ama biçim değişti artık yani. Herkesin bir hakkı hukuku var. Herkesin odasının kapısını çalacak. Hatırlayın sahabenin bir tanesi Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'a gelip demişti ki ya Resulullah annem benim yanımda yaşıyor. Onun bakımını ben yapıyorum. Odasına her girdiğimde izin almak zorunda mıyım? Evet dedi Peygamber Efendimiz. İzin almak zorundasın. Ya Resulullah. Yani bak anlamadın. Ben devamlı girip çıkıyorum yani. Temizliğini ben yapıyorum. Bulaşını ben yıkıyorum. Yemeğini ben götürüyorum. Yatağını ben yapıyorum. Televizyonunu ben açıyorum. Kumandayı ben düzenliyorum. Her girdiğinde izin alacak mıyım? Evet izin alacaksın dedi. Ya Resulullah. Tekrar söylemiş abi. Olabiliyorsunuz yani. Israrla. Ya Resulullah bak durummuş şöyle. Peygamber Efendimiz demiş ki bir defa girdiğinde anneni çıplak görmek ister misin demiş. Duraklamış. Hayır demiş. Annemi öyle görmek istemem demiş. O zaman izin isteyeceksin demiş. O zaman izin isteyeceksin. Ya benim annem nasıl olsa. Çocuklarımıza da böyle yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Çocuklarımıza da. Oğlum ne var lan seni ben büyüttüm.
Doğru ama büyüdüler artık yani. Ne var lan oğlum sen yani. Neyse çok ayrıntıya girersek iş biraz kötüleşecek ama demek istediğim şey anlaşıldı herhalde. Babası ve annesi olmamız çocuklarımıza karşı hoyrat olmamız için hiçbir açıklama değildir. Artık yetişkin birey oldular. İşler değişti. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Buna geçmeden bir şey söyleyeyim. Sanki bana öyle geliyor ki çocuklarımıza böyle bir saygı göstermeyi başarabilirsek çocuklarımız bizim yanımızda kendilerini güvende ve mutlu hissedecekler. Saygı değer hissedecekler. İnsan saygı gördüğü yerde yaşamayı sever. Saygı gördüğü yerde, ilgi, değer gördüğü yerde, kendisine saygı gösterdiğini anladığı yere gidip gelmeyi sever. Böylece evlerimizi çocuklarımız için her yaşta çekici tutmayı başarabiliriz belki yani. Çocuklarımız belli bir yaşa geldikten sonra çocuklarımızın evimizde durmaktan hoşlanmamasından yakınıyoruz. Bunun birçok sebebi vardır. Biliyorsunuz bir olay tek bir sebeple izah edilmez. Hele ki sosyal bir sorun tek bir soru sebeple izah edilmez ama bunun önemli sebeplerinden bir tanesi anne ve babanın çocuğuna karşı davranışlarında onun büyüme yaşına uygun bir tavır değişikliği yapmaması da hesaba katılmalı. 18 yaşına gelmiş çocuğunuza hala 12 yaşındaki gibi davrandığınızda çocuk kendinin adam yerine konulduğu başka yerde olmayı tercih edebilir. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Aynı ayet bir daha geldi. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Allah bilendir ve hakimdir. Yani bak bilgiyi verdik. Yap, hikmetini gör. Ya Allah'ın yaptıklarında sadece bilgi değil bir de hikmet vardır. Hikmetsiz bilgi sahipleri bilgilerini maalesef yanlış kullanmaktan dolayı can acıtabiliyorlar. Sadece bilgi işimizi görmüyormuş. Bir küçük düzenleme, bir rahatlama yapıyor ayetler. وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ Kadınlardan evlerinde oturup kalmış olanlar. Hangi onlar? Yani nasıl kadınlar? اَلَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا Artık evlenmesi ihtimali olmayan. Yani yaşı iyice ilerlemiş. Buradaki nikah kelimesini nikah kelimesini bütün müfessirler ve Arap dilcileri buradaki nikah kelimesini cinsel ilişki anlamında yorumlamışlar. Yani artık cinsellikle ilgisi kalmamış kadınlar. İleri düzeydeki yaşlı kadınlar. Bakın bunun şeyi yok. Bunun bir yaş sınırı yok. Bu insanın bünyesine bağlı bir durumdur. Kimisinin 70 yaşında gerçekleşir bu durum. Kimisi 70 yaşında hala çok kötülememiş bir insan olabilir. Ona oradakiler karar verecek. Bir zamanlar bir abimiz çok güzel bir söz söylemişti. Ben zihnimin bir yerine not etmişim. Diyordu ki, bir nokta gelir, bir an gelir ve her Müslüman kendisinin müftüsü olmak zorunda kalır. Bir noktaya gelirsiniz, bir an gelir ve orada her Müslüman kendi müftüsü olmak zorundadır. Müftülerin her konuda verdiği fetva olmaz. Oradakinin doğrunun ne olduğuna siz karar vermek zorundasınız. Nasıl karar vereceksiniz? İşte bu kurallara dikkat edeceksiniz. Artık cinsellikle alakası kalmamış olan kadınlar var ya. Feleyse aleyhinne cunahun. Onların bir sorumluluğu yoktur. Onlar için vebal günah değildir. Ney? En yadane thiyabehunne. Üzerlerindeki kıyafetlerini biraz hafifletmelerinde, kıyafetlerine biraz daha kolaylık göstermelerinde onlara bir sıkıntı yoktur. Ama gayra müteberricatin bi zinetin süsleneceğim diye çabalamamak şartıyla. Süslenip de dikkat çekeceğim diye çabalamamak şartıyla. Olur ya bazı hanımlar yaşlandıklarında bile hala efendim caminin yıkılsa bile minare hala yerinde diye ispatlamaya kalkabilirler. Takıp takıştırıp, sürüp sürüştürüp ben hala ayaktayım mesajı vermeye kalkabilirler. Böyle bir hafifliğe yaşlılarda da izin vermiyorlar. Bu üzerindeki kıyafeti bırakabilir ayetindeki, üzerindeki kıyafet ne olduğu konusunda alimlerimizin iki görüşü var. Birisi başörtüsüyle ilgili, yani
Onların başörtüleri diğerleri kadar çok muntazam örtülmüş olmayabilir. Daha böyle kolay bir halde bağlanmış, saçı başı boynu boğazı belki görünüyor olabilir. Başörtüsüyle ilgili bir hafifletme demişler. Bir kısmı da hayır efendim başörtüsüyle ilgili bir hafifletme değil. Bu sokağa çıkarken alınacak dış kıyafetle ilgili bir düzenlemedir. Onların dış kıyafet alması gerekmez demiş. Benim tercihimi soracak olursanız ben birinci görüşten yanayım. Çünkü Nur suresini okuyoruz. Nur suresinin 31. ayetinde başörtüsüyle ilgili bir düzenleme vardı. Bu ayeti o düzenli ayetle ilişkilendirmek daha mantıklı. Ahzab suresindeki veya yine buradaki üzerindeki dış kıyafet meselesini hatırlayacaksınız. Dış kıyafet mümin kadınların cariyelerden ayırt edilebilmeleri için bir sembol olarak emredilmişti. Onunla yani birinin tesettürle ilişkisi, birinin ise özgürlükle ilişkisi vardı. Öyle olunca bu sanki yaşlı hanımların başörtüleri, boyun boğazların açık olması ile ilgili bir kolaylık verilmiş anlamına geliyor. Ama bunu kullanmak zorunda değildir hanımefendi. وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ Ama eğer iffetlerini korumak konusunda hassasiyetlerini sürdürürlerse, yine dikkatli davranırlarsa kendileri için daha hayırlıdır. Allah bir kolaylık verdi, bu kolaylığı kullanmak zorunda değildir. Bazen kolaylığı kullanmak iyidir. Bazen kolaylığı kullanmak iyidir. Yolculuk namazında olduğu gibi. Bazen kolaylığın kullanılması değil, kullanılmaması tavsiye edilir. Yolculuk halinde orucun terk edilmesi gibi. Tutarsanız daha iyidir der Allah. Buradaki de öyle. İzin verilmiştir ama mümkünse bu izni kullanmayın diye de Allah uyarır. Vallahu semi'un alim. Allah işiten ve bilendir. Her yaptığımız yorum işitildi. Her söylediğimiz söz işitildi. Her yaptığımız hareket Allah tarafından bilindi. Bunu tekrar tekrar hatırlamakta fayda var. Bir insanın takva düzeyini belirleyen şey Allah bilincidir. Bir insanın Allah'la ilişkisi ne düzeydeyse takvası ona göre şekillenir. Ağzından çıkan her söz yazıldı bilincinde olan bir kişinin konuşmasıyla, bunu bilse bile bu konuda çok böyle yani buna çok kafayı yormayan birisinin hassasiyeti aynı olmaz. Bununla ilgili biliyorsunuz birçok Hazreti Peygamber'den, sahabelerden uygulamalarımız var. Leysa alel a'ma haraç. Şimdi uzun, bir yarım sayfadan daha uzun bir ayet var ama bir konu var. Ben müsaade ederseniz tamamının bir mealini vereceğim. Sonra üzerinde bir genel değerlendirme yapalım. Leysa alel a'ma haraç. Köre bir zorluk yoktur. Köre kolaylık gösterilecek. Ve la alel a'raci haraç. Topala bir zorluk yoktur. وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ haraç, hasta olana zorluk yoktur. Zorluk çıkartılmayacak. وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ Ve bir de size de zorluk yoktur. Hangi konuda zorluk yoktur? Şu konuda siz de rahat olun diyor Allah. اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ Yemeğinizi ister kendi evinizde yiyin. Hep kendi evimde yiyeceğim takıntısında olmayın. İster kendi evinizde yiyin. Ev buyutu abaikum. İsterseniz babalarınızın evinde yiyin. Ev buyutu ummahatikum. İster annelerinizin evinde yiyin. Ev buyutu ihvanikum. İster erkek kardeşlerinizin evinde yiyin. Ev buyutu ehavatikum. İster kız kardeşlerinizin evinde. Ev buyutu amanikum. Amcalarınızın evlerinde. Ev buyutu ammatikum, halalarınızın evinde. Ev buyutu akvalikum, teyzelerinizin evinde. Yok, dayılarınızın evinde. Ev buyutu halatikum, halalarınızın evinde. Ev mamelektum, mefatihahu. Veya bakımı, sorumluluğu, giriş çıkış izni size verilmiş olan, yani anahtarına sahip olabildiğiniz evlerde yiyin. Ev sadikukum veya arkadaşınızın evinde yiyin. Leysa aleykum cunahum. Bu konuda size bir sorumluluk yoktur. Bunların hepsine rahat rahat yiyip çıkabilirsiniz. Yemeğinizi akrabalarınızla yiyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yiyebilirsiniz. Evinizde yiyebilirsiniz. Nereden çıktı diye soracak olursanız sahabenin hassasiyetinden çıktı.
Sahabe yeni bir dine girdiklerinde yeni bir hayata başladığının bilincinde insanlar. Her şeylerinin değiştiğini düşünüyorlar. Her şeylerinin değişebileceğini düşünüyorlar. Benim anladığım kadarıyla bence, o kısmını bence'nin altını çiziyorum. Benim anladığım kadarıyla bu en önemli hassasiyetlerden bir tanesi. Kur'an okumaya başlamış bir insan, hadis öğrenmeye başlamış bir kişi, yani din öğrenmeye başlamış bir kişi, bundan sonra hayatımla ilgili her şey değişebilir düşüncesiyle başladığında, gittiği her sohbet hayatında devrim yapar. Okuduğu her kitap hayatına devrim yapar. Dinlediği her ders hayatına devrim yapar. Ama gideyim hele biraz bir öğreneyim bakalım neyin nesiymiş mantığıyla geldi mi, bir kenarda sürekli birikmekte olan bir genel kültür artırımı yaşanıyor. Oysa böyle bir bilinç varmış sahabelerde. Her şeyi soruyorlar. Hani hatırlayacaksınız ya, sahabelerden bir tanesine Yahudi birisi gelmiş ve demiş ki, ya duyduğum kadarıyla demiş sizin peygamberiniz size tuvalette nasıl oturacağınızı bile öğretiyormuş. Dalga geçmek için söylemiş. Koskoca bir adam tuvalette nasıl oturacağını ondan mı öğreneceksin diye dalga geçecek. Sahabe hiç bozuntuya bile vermemiş. Doğru söyledin demiş. Bak şöyle oturuyormuş diye bile anlatmış. Ona da öğretmiş bak. Sağ ayağına girmeyeceksin, sol ayağına gireceksin. Girmeden önce şu sözü söyleyeceksin. Kıbleye dönmeyeceksin, arkanı da kıbleye getirmeyeceksin. Şöyle temizleneceksin diye adama bir güzel bir de tuvalet adabını öğretivermiş yani. Yani ne? Peygamber'e uyuncaya kadar, Hazreti Peygamber'in ümmeti oluncaya kadar bu adamlar affedersiniz ama tuvalete gitmiyorlar mıydı yani? Onu bile değiştirmeye hazırlarmış yani. Onu bile değiştirecekler. Bunlar yemek yemiyorlar mıydı? Yiyorlardı. Akrabaların evine gitmiyorlar mıydı? Nasıl gitmezler? Biliyorsunuz siyer bilgilerinizi canlandırın. Akrabalık ilişkilerinin en güçlü olduğu toplumlardan bir tanesidir Arap toplumu. En önemli konulardan bir tanesidir onlarda yani. Ama her şeyi sormuşlar. Allah Teala da diyor ki bak ister kendi evinde ye, ister akrabanın evinde ye, ister bakımı senin elinde olan, sorumluluğu sana verilmiş olan yerlerde ye, İş yerinde ye, görev yaptığın yerde ye, istersen arkadaşının evinde ye. Hepsinde yiyebilirsiniz. Helal yiyin, helal yiyin, izin alarak yiyin, problem çıkartmadan yiyin. Yani kardeşinizin evine, oğlunuzun evine, halanızın evinize, amcasının evine, arkadaşınızın evine onlardan bir ters mukabele görmediğiniz sürece gidip yiyebilirsiniz. Hatta bununla ilgili ayeti bitirip sonra konuşacaktım ya, neyse. Bir olay anlatıyorlar. Hasan-ı Basri, Allah ondan razı olsun, Allah rahmet etsin. Bir gün evine bir giriyor. Arkadaşları içeride. Yani izin almamışlar, telefon etmemişler. İnsan bir SMS yani bir şey yapar yani. Eve girmişler ve karıştırmışlar. Karıştırmışlar derken oradaki bir tepsinin içerisinde bir de adam yatağın altına koymuşmuş. Görünüyor ama yani. Yatağın altına bir tepsinin içerisinde tatlılar varmış. Düşünsene şark kadayıfı mesela. Adam yaptırmış orada duruyor. Onu çekmişler önüne bir güzel yiyorlar. Bir girmiş bakmış oradan yiyorlar. Çok keyif olmuş, keyif almış ve demiş ki biz sahabelerin de böyle olduğunu biliyoruz demiş. Onların dostlukları da böyleydi demiş. Evet, destursuz dostlukların bizi yorduğu zamanlarımız oluyor. Kabul ediyorum. Kapımıza destursuz dayandıkları veya biz birilerinin kafasına destursuz dayandığımız günlerde insanlara eziyet ettiğimiz zamanları biliyorum. Doğru. Bu bir sorundur ama unutmayın ki destursuz dayanacak kapınız yoksa doğru düz dostluğunuz da yoktur aslında. Ve her şeyi izin almaya, haber vermeye, önceden planlayıp programlamaya bindirdiğimizden beri evlerimize gelip giden misafir dozunda çok ciddi bir düşüş olduğunu en azından hiç değilse bunu kabul edelim yani. Düzeltir miyiz bilmiyorum ama en azından kabul edelim yani. Ana çıkmış gelmişler hiç haber vermediler. Lan ne kadar densiz adamlar. Artık yeni trendimiz bu. Artık yeni trend bu. Halbuki o izin almakla ilgili ayeti hatırladınız değil mi? Yani evinizde gittiğiniz zaman kapıyı çaldınız, müsait değiliz deyince geri dönün ayetini hatırladınız. Bu gitmeden önce mutlaka telefon anlamına gelmiyor. Gittiniz mi? Adam da sana kapıyı açtı kardeşim kusura bakma müsait değiliz deyince Konyalı ifadesiyle söyleyeyim burutmayın yani kardeşim.
alınganlık göstermeyin. Sen destursuz gitmişsin kapısına, geri dönmeyi de kabul ederek gitmiş olacaksın. Hepsi bu kadar yani. Nasıl? Tekrar uygulamaya geçer mi bilmiyorum ama illa ki yapanlar vardır. Ama onu, ben kendi hayatım için söyleyeyim. Hala devam etmekte olan dostluklarım, hala can ciğer devam etmekte olan arkadaşlıklarım, bu ilişkimizi kurduğumuz arkadaşlıklarım. Her şeyin kuralına uyduğu dönemde kurduğum dostluklarım oldukça protokol düzeyinde gidiyor. Bunu da hatırlamakta fayda var ya. Nereye geçtik? Neyse. Bir dokun bin ah eşit demiş ya. Leysa aleykum cunahun. Bir konuda daha size serbestlik veriyor Allah. Şu konuda da sorumluluk yok, günah yok. Rahat olun. En tek kulu cemiyan evştaten. Tek başınıza veya topluca da yiyebilirsiniz. Akşam yemeğini bekletiyoruz. Bütün ev halkı toplandı. Toplanmadan mümkün değil, yiyemeyiz. Öyle bir şey yok ya. Yani bu bazen sıkıntı olabilir ya. Evet, diyebilirsiniz ki toplu yemeği seviyoruz. Bunu anlatacağım zaten inşallah. Bir iki tane hadis var bununla ilgili, onu söyleyeyim. Ama bu konuda bir vebal yok. Tek tek yiyebilirsiniz. Yani gelen geldiği zaman yiyebilir. Herkesin toplanmasını bekleyip de yiyebilirsiniz. İkisi de caiz. Hayatınızı sıkmayın. Bu bir. Ortaya tabağı koyup tabağı, ortak tabağı kaşık sallayarak yiyebilirsiniz. Tabaklarınızı alıp da yiyebilirsiniz. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunlardan herhangi birini din, diğerini din dışı ilan etmek gibi durumunuz yok ya. Sadece toplu olmayı tavsiye ediyor Peygamber Aleyhisselam. Gelip de sahabilerden bir tanesi, ya Resulallah diyor, geçinmekte zorlanıyorum artık, yani bizim tabirle söyleyelim maaşım yetmez oldu demiş yani. Niye demiş? Yoksa demiş yemeklerinizi ayrı ayrı mı yiyorsunuz demiş. Ha demiş, biz yemeklerimizi ayırıyoruz. Yemeklerinizi beraber yiyin demiş. Allah bereketlendirir. Şimdi bu tavsiyeyi bir kural gibi, bir emir gibi dayatıp da diğerini yapanları, yani mesela ortadan yemek yemeyi çok güzel bir davranış olarak beğenip sevebilirsiniz. Önüne tabakla alanları din dışı davranış yapıyormuş gibi bakarsanız bir problem olur. Ev halkının topluca yediği bir yemek güzel olabilir. Ama gelen geldiği zaman yemesi de güzel olabilir yani. Bir konuda genişlik verilmişse bu genişliği insanları sıkmadan güzelliğe dönüştürmek sizin kabiliyetinize, bizim kabiliyetimize kalmıştır. Bir daha söyleyeyim. Bir konuda kolaylıklar, genişlikler verilmişse bu genişliklerin içerisinden bir bölümünü seçip güzelliğe dönüştürebilmek, o bizim kabiliyetimize kalmış bir şeydir. Keyifli bir uygulamayla bir tanesini yerleştirebiliriz. Evimizin adeti haline getirebiliriz. Ama bunu insanları sıkmadan, insanları üzmeden, canını acıtmadan yapabiliyorsanız işe yarar. Değilse insan o adetten de, sonuçta o sünnetten de uzaklaşır, ondan da soğur. Feyza dekaltun, bir kuralımız daha. Ev hayatımızı düzenliyoruz. Feyza dekaltun büyüten, evlere girdiğiniz zaman, özür dilerim. Aklıma şimdi geldi. Yukarıda söyleyecektim. Lafı uzatınca karıştı. Bir şey dikkatinizi çekmiştir. Kendi evlerinizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin evinde, babayla annenin evini ayırdı. Ne olacak şimdi? Bu demektir ki çiftler ayrı evlerde yaşamalılar. Yani. Çocuk bazen babasının evine, bazen annesinin evine. Öyle bir şey yok yani. Ola ki ayrılmıştır. Ola ki ayrılmıştır. Babası birisiyle evlenmiştir, annesi birisiyle evlenmiştir. Anasının evidir orası yani. O evde de serbestliği devam etmektedir. Babasının evinde de serbestliği devam etmektedir. Veya birisi vefat etmiştir de ev öbürüne kalmıştır. Artık evin reisi öbürüdür. Burada asıl dikkatinizi çektim bakın. Kendi eviniz, babanızın evi, annenizin evi, kız kardeşinizin, erkek kardeşinizin, amcanızın, dayınızın, halanızın, teyzenizin sayıldı. Arkadaş sayıldı. Anahtarları size verilen evler sayıldı. Sayılmayan bir ev kaldı. Çocuklarınızın evleri sayılmadı. Çocuklarınızın evleri sayılmadı. Bu demektir ki oğlunuzun kızının evinize gitmeyeceksiniz. Onların evinde yiyeceği yemeyeceksiniz. Bak bu sayılmıyor bile. Neden sayılmıyor bile? Çünkü çocuğumun evi zaten benim evim. Kızımın evi de öyle, oğlumun evi de öyle.
Oğlumun evi benim evim ama kızımın evi olmaz yani. Kız evi vallahi çok. Yani nereye dayandırılır, nasıl dayandırılır hiç anladığım bir şey yok ama dayandırılıyor yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan naklen Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber Aleyhisselam dedi ki, yediklerinizin en helali kendi kazancınızdır. Yediklerinizin en helali kendi kazancınızdır ve çocuklarınız da sizin kazancınızdır dedi. Çocuklarınızın malından yiyin. Aynen emir böyle yani. Bu ne demektir? Maaşının 3'te 2'sine çökün. Öyle, öyle bir şey yok. Böyle bir rivayet var ya hani buraya yeri gelmişken söyleyelim. Ola ki bu hadisi duymuş da benim zannettiğim gibi uygulamaya kalkan olabilir. Bir tane genç bir sahabe gelmiş. Ya Resulullah demiş babam yani bana eziyet ediyor ya demiş. Ne oldu? Benim malımdan izinsiz alıyor ve dağıtıyor demiş. Harcıyor onu. Git babanı çağır demiş Peygamber Aleyhisselam. O babasını çağırmaya gittiğinde Cebrail Aleyhisselam inmiş ve demiş ki ya Resulullah şimdi bu yaşlı adam gelecek. Sen soracaksın, o sana cevap verecek. Sen ona de ki bırak bu sözleri. Sen içinden geçen asıl şeyi söyle bana de ona demiş. Yaşlı adam gelmiş, etrafta başka insanlar falan da varlar. Bak demiş oğlun senden şikayetçi. Onun malını izinsiz alıyormuşsun. Adam ezik büzük demiş ki ya Resulullah yani vallahi fazla almadım. Aldıysam da fazla başka yerlere vermedim. Amcasına verdim, oğluna işte kardeşine vermişimdir falan deyince boş ver bunları demiş Peygamber Aleyhisselam. Bana içinden geçeni söyle. Adam afallamış. Vallahi demiş tekrar iman ettim ki sen Allah'ın elçisisin yani. Ben çünkü içimden başka şey söylüyordum. Söyle demiş içinden geçeni. Dönmüş ona ve kaba bir şey söylemiş. Bilmem ne demiş lan. Yoktun oğlum. Benim aracılığımla var oldun sen demiş. Ben baktım. Ben büyüttüm lan. Adam olduğunda şimdi bana malın hesabını mı soruyorsun ya? Ha, içinden geçen bu. Resulullah Aleyhisselam'ın adeti olmayan bir davranış görüyoruz. Kalkmış gitmiş o genç sahabenin yakasını toparlamış. Bir, yaptığı bir iş değil bu yani. Toplamış ve sen ve malın babana aitsiniz demiş. Öyle olunca dediğim gibi onların maaşı bizim maaş anlamına gelmiyor. Nereden çıkarttınız derseniz hadis ortada falan demeyin. Şundan dolayı Hazreti Ebubekir döneminde yine böyle bir olay yaşanmış. Hazreti Ebubekir'e böyle bir olay geldiğinde birisi demiş ki ama bak Resulullah Aleyhisselam demişti ki işte çocuğun malı senin malındır kafama göre takın. Adam malı alıp alıp harcıyormuş. Sürekli cep telefonu yeniliyor adam düşünsenize. Alıyor harcıyor alıyor harcıyor. Hazreti Ebubekir demiş ki öyle yok demiş öyle dava yok demiş. Resulullah Aleyhisselam o sözü söylemekle çocuğunun malını dilediğin gibi kullanabilirsin demedi. İhtiyacın olanı ihtiyacın kadarını alabilirsin dedi o demiş. Yani öyle kendi kafanızdan lafı yanlış organlarınızı anlayarak hadis anlaşılmazmış yani. Sahabe uygulaması Hazreti Peygamber'in diğer uygulamasıyla birleştirilerek bir hadis anlaşılacakmış. Ben hadisi okudum ve böyle anladım. Böyle bir fal bakarmış gibi, kahve falına bakarmış gibi hadis ayet yorumu olmayacak herhalde. Bir düzenleme daha var. Feyda dekaltum buyuten evlere girdiğiniz zaman buyuten kelimesinde nekre yani herhangi bir eve evlere girdiğiniz zaman fesellimu ala enfusikum kendinize selam verin. Buradaki belagat kuralı o kadar güzel ki bakın. Evlere girdiğinizde kendinize selam verin. Bu çok önemli bir kuraldır. İçeridekilere selam verin aslında. İçerideki sizsiniz yani. Müslümanların bir vücut olduğunun bir kez daha vurgulandığı önemli bir ifadedir bu. Kendinize selam vereceksiniz. Yahu bir eve girerken selam vermediğinde aslında kendine selam vermemiş oldun. Tahiyyeten min indillahi, Allah katından güzel bir selam verin. Mübareketen tayyibeten, mübarek tayyib bir selam verin. Becerebiliyorsanız güzel selam verin. Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ekleyin. Buradaki mübarek kelimesinden yola çıkarak ve berekatuh ekleyin. Güzel bir selam olsun. Tayyib kelimesinden de herhalde şu anlaşılacak. Herhalde diyorum. Tayyib kelimesinden de şu anlaşılacak. Selamı verirken söylediğiniz kelimelerin güzelliği ve uzunluğu selamı güzelleştirmez. Selamı güzelleştiren şey selamın veriliş biçimidir. Suratın sirke satarken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Ne oldu da yani şimdi? Bundan ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı yani. Karşı tarafta Aleyküm Selam diyeceğim.
Yani sen ona sövdün, o da sana sövdü aslında. Selamın anlamı güzel ama karşılıklı sövüştünüz ya. Yüzüne bakmadan, yüzüne gülümsemeden, yüzünü duvara dönüp, yani küsüm ya, küsüm mesajı vereceğiz yani. Duvara dönüp, selamun aleyküm ve rahmetullah. Tayyip kelimesinden herhalde anlaşılan şey, selamın sözlerinin güzelliği kadar selamın veriliş biçimi de güzel olmalı evlere girerken. Kezalike yübeyyinullah, bakın üçüncü kez geldi aynı ifade. Allah size ayetlerini böylece açıklar ki leallekum taqilun, ola ki siz bu ayetler sayesinde akıllı olursunuz, akledersiniz. Yani süre azaldı ama eğer sizin için de özel bir sebep, yani bir sıkıntı sebebi değilse burayı bitirmemiz lazım. Çünkü geri kalan kısmı bir derse konu olmayacak kadar kısa. Baştan uyarayım yani bunu. İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi. Sure biterken müminler konusuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Mümin dediğin şöyle bir adamdır. Türkçe'ye ben böyle çevireyim. Siz zaten meallerden bakmışsınızdır. Mümin dediğin adam şöyle bir adamdır. Allah'a ve Resulüne iman etmiştir. Tamam, güzel. Allah'a ve Resulüne iman etti. Doğru da bu imanın bir şeyi olacak. Ne derler? Bir dışa vurumu olacak. Bu ne? Bunun bir örneği. وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِئٍ. Allah'a ve Resulüne iman etmiş olan müminler önemli bir iş için, kapsamlı bir için, لِاَمْرٍ جَامِئًا, cami kelimesi kapsamlı anlamında, kapsamlı bir iş için, yani birçok Müslümanı ilgilendiren bir iş için peygamberle beraberken lem yedhebu, çekip gitmezler. Çekip gitmezler. Canım sıkıldı ya. Üf, aman uzat ha. Çekip gitmezler. Öyle bir şey yok. Canım sıkıldı, benim işim vardı. Ne yapacaktın, işin vardı? Çay için. Çekip gitmezler. Hatta yestezinu, ancak peygamberden izin isteyinceye kadar beklerler. İzin verirlerse gider. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Önemli bir iş, müminleri ilgilendiren bir işten senden izin istemedikçe kalkıp gitmeyenler, kalkıp gitmek için izin isteyenler var ya, işte onlar Allah ve peygamberine gerçekten iman etmişlerdir. Öyleyse ey peygamber, sen de فَيْسْتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ. Onlar önemli bir işleri varsa, senden izin istiyorlarsa, bak onlar iyi insanlar. İzin istemedikçe kalkıp gitmediler. Bir sütunun arkasına gizlenip, birinin arkasına gizlenip, cep telefonunu çıkartıp telefonunu aranmış gibi numara yaparak falan çıkıp gitmediler. Önemli bir işleri vardı. Bunun için bile beklediler ve senden izin istediler. Öyleyse sen de fe'den limen şi'te minhum, onlardan uygun gördüklerine izin ver. Yani dinle, mazeretini dinle. Mazereti gerçekten önemli bir şeyse, değerli bir şeyse, ya bu değerli o adam içindir yani. Senin için değerli olması gerekmiyor illa. Bir işin önemi, işin sahibiyle ilgilidir. Benim açımdan o önemli. Onu anladın mı? Ona izin ver. Ne kadar güzel yani. Her iki tarafı aynı anda düzenliyor bakın. İzin istemeyi öğretiyor. Dönüyor Hazreti Peygamber'e. İzin vermesini de öğretiyor. Tek taraflı kesen bir kılıç yok. Edep denilen şey hep çift taraflı gelişir. Tek taraflı edep diye bir şey yerleşmez. Adab-ı muaşeret diye bir konumuz vardır. Muaşeret kelimesinin tabiatından gelir zaten. Karşılıklı yapılmak zorunda olan ilişkidir bu. Bir kişinin yaptığının adına muaşeret kelimesi kullanılmaz. Karşılıklı ilişki kurmak demektir bu. Öbürü güzelce izin istemeyi biliyorsa sen de güzelce izin vermeyi bileceksin. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ. Ve işte onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Yani ola ki bazen yanlış bir şey de söylemiş olabilirler. Allah'tan bağışlanma dile. Niye adam? Çünkü iyi adam ispatladı bunu. اِنَّ اللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Hiç kuşkusuz Allah günahları örten ve merhamet edendir. Bununla ilgili bir şey söyleyelim. Yani bir, Hazreti Peygamber'in dönemi için bu tartışılmaz bir olay. Hazreti Peygamber döneminde, Hazreti Peygamber varken ondan izinsiz kimse kalkıp gidemez. Gidenlerin adı münafıktı. Birbirlerinin arkasına gizlenip gidiyorlardı. Ama bugün için öyle bir durum yok. Bugün için öyle bir durum olmadığına göre biz bunu şöyle yorumluyoruz. Yani biz derken müfessirlerin çıkarttığı yorumu aktarıyorum. Müslümanları ilgilendiren, Müslümanların kalabalık bir kısmını, yani birçok Müslümanı ilgilendiren bir için toplanmışsınız. Buna keyfi sebeplerle
Yani ilgililer için söylüyorum. İlgililer için. Keyfi sebeplerle katılmama hakkınız olmadığı gibi, toplantının gidişatından hoşlanmadınız da canınız sıkıldı da bilmem ne gibi bahanelerle toplantıyı izinsiz terk etmek de mümkün değil. Çünkü Müslümanların işini önemsediğimizi bu duruşumuzla da gösteriyoruz. Müslümanların işinin konuşulduğu bir yere oturup da sürekli elin saatinde durup of ama çok uzattınız ya falan dediniz mi? Karşıdaki adamların konuşma isteği de kalmaz. Apar topar bir şey yapmaya kalkarsanız aman tamam lan kalkın gidin yapmayacağız diyebilir karşınıza başkan konumundaki adam. Bıkar artık yani. O da ne kadar katlanacak ki yani. Burada Müslümanları ilgilendiren bir işle ilgilendiği konuda Hazreti Peygamber'in hadisini hatırlamak lazım. Leyse minna men la yuhimmu emrana. Bizim işimizi önemsemeyen bizden değildir. Müslümanların işini önemsemek gerekiyor. Müslümanların bireysel hayatlarındaki sorumlulukları öncelikle Müslümanların toplumsal ihtiyaçları üzerinden gider. Çünkü biliyoruz ki kalabalık Müslüman topluluğun sorunu çözülürse arada bizim sorunumuz da çözülecek. Sorunu çözülmüş Müslüman topluluk sorunu çözülmüş Müslüman birey demektir. La tec'alû duâ'er rasûli beynekum ke duâ'i bâdıkum bâdan. Peygamberin çağrısını aranızdaki birbirinizin çağrısı gibi yapmayın. Bakın Allah'ın Resulü bir şey söylediğinde buna iki anlam vermiş. İkisini de söyleyeyim. Bir, peygambere seslenirken herhangi bir kimseye seslenir gibi seslenmeyin. Yani asker arkadaşınız değil, mahalle arkadaşınız değil. Muhammed. Yok öyle bir şey. Evet Muhammed mi? Doğru Muhammed ama bu onun konumuna uygun değil. Hazreti Peygamber'den bahsediyorsak o Hazreti Peygamber'dir. Resulullah ise Resulullah'tır. Resulullah demek konumunu belirtir. Resulullah dersiniz. İstiyorsanız yanına bir iki saygı ifadesi daha eklersiniz. Haşa ki bu onun yüceltilmesi, sanki onun putlaştırılması yok bir ne alakası var? Sadece konumunun saygınlığının belirtilmesi onunla ilişkilerimizi düzenlememizi kolaylaştırır. Benden üstte olduğunu dilimle her ifade ettiğimde onun her sözünün benim üzerimdeki etkileyicilik dozunu artırıyorum. Bu psikolojik bir olaydır. Ya insanlar bizden bahsederken bile hocam şöyle söyledi, hocam böyle söyledi, hocam söyledi. Hocam sözünü her söylediğinde sözün etkileyicilik dozu artıyor adamın ya. Oysa Resulullah Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Onun konumunun önemi vurgulanmalı. Bu bir, peygamberin bir konudaki çağrısı herhangi birinin çağrısı gibi değildir. Peygamber Aleyhisselam şu işe koşun demişse, yani mesela Müslümanlardan bir grubunun yardıma ihtiyacı var. Bu yardıma ihtiyacı olduğu konusunda koşmamızı peygamberimiz bize çağırdı mı? Evet birçok hadis var ki çağırdı. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın yanına çok perişan vaziyette bir kavim gelmişti. O kavmin çok perişan bir vaziyette yanına girdiğini görünce Resulullah Aleyhisselam ağlamaklı oldu. Hutbedeydi, hutbeyi kesti. Gözleri dop dolu oldu. Ve döndü dedi ki yardım edin. Sahabelerden bir tanesi kalktı gitti. Şöyle kocaman bir şeyi ne doldurursa kocaman bir şey almış gelmiş ortaya koydu. Onu görünce herkes kalktı gitti bir şeyler getirdi. Ve Resulullah Aleyhisselam memnuniyetinden yüzünde sanki ay parlıyormuş gibi olmuştu. Ve demişti ki hayra yol açan, hayrı işleyen gibidir dedi. İlk getiren kişi herkesin ecrinden ödül sahibi oldu dedi. Şimdi buna benzer durumlar olur. Buradaki çağrıya icabet etmek aslında peygamberin çağrısıdır. Peygamberin çağrısını aranızdaki herhangi bir kimsenin çağrısı gibi yapmayın. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادًا Allah önemli bir çağrıya çağrıldığında, bir işe çağrıldığında birbirinin arkasına gizlenip de kaçanları biliyor. Hadi biz gelmediniz, bizi kandırdınız. Ne oldu? Vallahi bir türlü uyanamamışım. Tamam ben yuttum, ne oldu? Allah da mı yani kandı sanıyorsun? Yani çok önemli bir işim vardı. Ben senin önemli işin ne olduğunu sormak zorunda değilim. Ama senin gelmemenle biz burada önemli bir işi yapamadık. Senin gelmemen sebebinden Müslümanların önemli bir işi aksadı. Hadi bana bir bahane buldun. Allah birbirinin arkasına gizlenerek kaçanları biliyor. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِه۪ي
en tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun elim. Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet edenler başlarına dünyada ya da ahirette bir fitne, bir azap gelmesinden sakınsınlar. Onun dünyada da getirileri var. Yaşamıyor muyuz? Müslümanların birbirinin işiyle ilgilenmek konusundaki kaçamak tavırlarından dolayı dünyanın her yerindeki Müslümanlar sahipsiz, bakımsız ve ilgisiz kalmış durumda değil mi? Bugün Allah birilerine bizim birileri ilgilenebilme imkanımızı vermişse bu bir nimettir ya. Çünkü dünyanın birçok yerindeki Müslümanlar ilgilenme pozisyonunda değil, maalesef ki ilgilenilme pozisyonundalar. Bizim ilgilenme pozisyonuna gelmemiz Allah'tan bize büyük bir lütuftur. Yok mu bunun bir bedeli, bir karşılığı yani? Bundan uzak duranların dünyada adlarının aşağıya inmesi, eserlerinin silinmesi ve bir alimimizin ifadesiyle kendilerinin olmadığı yerde kendileri hakkında karar verilen etkisiz bir ümmet haline gelmelerine sebep olur. Ahiretteki azabı ise ayrı bir azap olacak. Ela, bu son ayet, bitiriyoruz. Dikkat edin, ela dikkat edin. İnne lillahi ma fis semavati vel arz. Sahip olduklarınızın peşine düşmeyin. Sahip olduklarınızı koruyacağım diye çabalayıp durmayın. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'tır. Hepsi Allah'ındır. Allah'tır. Yanlış anlaşıldı. Her şey Allah'ındır. Der ki Muhammed Senusi, Allah rahmet etsin. Senusi tarikatıyla ilgili bilgisi olanlar hatırlayacaklardır. Muhammed Senusi'nin çok güzel bir sözü var. Kendisi geçici olan, elindeki gitti diye niye üzülür ki demiş. Sen kendin gidicisin. Elindeki gitti diye niye üzülüyorsun ki yani? Sen kendin gidiyorsun. Hiç değilse gittiğin yere bir hazırlık yap yani. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Allah ne vaziyette olduğunuzu biliyor. Ben şöyle anlamaktan yanayım. Şu anda yaşadığımız iç halimizi biliyor. Şu anda yaşadığımız iç halimizi biliyor. Dışta yaptığımız davranışları da biliyor. Aile hayatımızı da biliyor. Toplumsal hayatımızı da biliyor. Allah halimizi biliyor. Nasıl vaziyetteysek. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ. Ve onun yanına döndüklerinde, Allah'ın yanına döndüklerinde فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Allah yaptıklarını onlara haber verecek. Döndük dolaştık, yine hesap bilincine geldik. Hesap şuuru bir insanı ayakta tutacak olan en önemli motivasyondur. Hesap vereceğiz yani. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah her şeyi bilendir. Sözümüzü de, davranışımızı da, iç halimizi, dış halimizi de, bir şeyi gerçekten yapmak isteyip yapamadığımızı mı, yoksa aslında yapmak için bir şey de çabalamadığımızı da biliyor. Biz şöyle de anlatabiliriz bakın ya. Ha, bazen gerçekten iyi bir şey yapmak isteriz de ola ki ya, yani iç gücümüzün yetersizliğinden veya dış imkanlarımızın yetersizliğinden yapamayabilirsiniz yani. Onu da biliyor Allah. Ama yeterince çabalayıp çabalamadığımızı da biliyor Allah. Elimizden gelenden sorumluyuz dedi. Bunu anlattığım, buna benzer bir şey anlattığım yerde bir öğrencim, elimizden gelenden sorumluyuz dedi. Doğru dedim yani. Elimizden gelenden sorumluyuz ama elimizden ne geldiğini denemeden nasıl bileceğiz? Elimizden ne geldiğini ancak deneyerek bilebilirsiniz. Ne diyordu Muhammed İkbal? Allah rahmet etsin. Akıl der ki tanı kendini, aşk der ki sına kendini. Kendini sınamayan insan neler yapabileceğini daha henüz bilmiyordur. Önce bir işe girmek gerekiyor yani. Allah yanına döndüğümüzde yüzümüzün akıyla hesap vereceğimiz bir hayat yaşamayı nasip etsin. Şimdiye kadar hep yani bu ikinci yılım burada yaptığımız derslerin hep medeni sureler işledim. Konya'ya geldiğimden beri hep medeni sureler üzerinde konuşmaya çalıştık. Bu sure bitti. Yani işin zor tarafı medeni surelerin geri kalanları uzun uzun sureler. Mesela bu yıl için Nisa suresi, Maide suresi, efendim Bakara suresi gibi bir sureye başlasak bu yıl bitme ihtimali olmayacağından dolayı kesintiye uğrayacak. Benim niyetim Hucurat suresi, Fetih suresi, Muhammed suresi ya da Hadid suresi gibi kısa surelerden devam ederek bu yılı tamamlamaya niyetliyim inşallah. Bir bilginiz olsun. Önümüzdeki ders inşallah Hucurat suresi üzerinde konuşacağız. Hazırlık yapmak isteyenler için bir bilgi olsun.